Merhaba çocuklar. Bu haftada geçen cuma kaldığımız kitabımızın 90, 91, 92, 93. sayfalarını yapmıştık. Aynı sayfaların workbooklarını bugün çalışacağız. Workbooklarınızın sayfa 90'ını hazırlayın lütfen. Başlıyoruz. Benden önce yaparsanız, sonra izlerseniz daha da güzel olur. Look and write the words. Okay, please use fever. Geçen haftadan hatırlayanlar var mı? Neydi fever? Ateş. High temperature, yüksek sıcaklık. Virus, virüs. Thermometer, evet bu sıcaklığımızı, ateşimizi ölçen alete termometer. Okay. High temperature, bakın 38 ve 40 arası. High temperature. This one is, ateşini tutuyor, alnını tutuyor. Fever. Okay. This thermometer. Thermometer. Okay. And virus. Virus. Read and match. Read and match. What? Virus is high temperature, 38 degrees C. 42 degrees C, 37 degrees C. A. This tells us that we are sick. This is perfect body temperature. This makes us sick. This is the start of a fever. And this is a dangerous temperature. Let's look at it. Virus. Viruses. This tells us that we are sick. There's a perfect body temperature. These, bakın these kullanmış. Neden? Viruses. Yani çoğul olduğu için bulmak daha kolay. Tamam, bu da bir ipucu olsun. These make us sick. Bunlar bizi hasta eder. Yüksek ateş, yüksek sıcaklık ne demek? This tells us that we are sick. Okay, bu bizim hasta olduğumuzu söyler. 38 degrees C. This is the start of a fever, değil mi? Ateşin başlangıcı. 42 degrees C. It's a dangerous temperature. Çok tehlikeli bir sıcaklık. 4. And 37 degrees C. This is a perfect body temperature. Tekrar bakalım. Viruses. These makes us sick. High temperature. This tells us that we are sick. 38 degrees C. This is the start of a fever. 42 degrees C. It's the dangerous temperature. And 37. This is the perfect body temperature. This is the perfect body temperature. Okay. 91. Look, read, and tick the correct picture. Look, read, and tick the correct picture. What do you do when you have got a fever? Neler yaparsın? Okay. 1. Stay in bed. Good. 2. Drink hot drinks or cold cool water. Drink water. Good. There's a very high fever. I have to get some rest. Dinlenmem gerekir ya da that's nothing. I can go to my friend's place. Yes. Get some rest. 4. Use a hot blanket or use a cool blanket. Yes, use a cool blanket. Daha ince bir battaniye kullanmamız gerek. These children are ill. Who gives the doctor the best information? The best, en iyi bilgiyi doktora kim verir? Read and tick. Doktor soruyor. Okay, what's the problem? Sandra. You have to give me some pills. I have got a headache and a fever. I need some blue pills and some pink pills.
I feel very hot. I shall drink some cold orange juice. It's true? Okay, let's read Lisa. 37 degrees C is the perfect temperature to make us feel good, but sometimes viruses get into the body. This is what is happening with me. George, when I got home from school yesterday, I had a terrible headache. Now my temperature is 39 degrees C. I feel very hot and weak. I am also very thirsty. Okay, which one is gives doctor the best information? Bakalım. Tekrar okuyalım. George gives the best information because Sandra says you have to give me, bana vermek zorundasın, bana ilaç vermek zorundasın. I have got a headache and fever, ateşim ve başı ağrım var. I need some blue pills, bazı mavi ve pembe ilaçlara ihtiyacım var. Çok sıcak hissediyorum, biraz soğuk portakal suyu içmem lazım. Ne kadar ters şeyler söylemiş değil mi? Evet, Lisa da 37 derecenin sıcaklık için çok iyi bir, vücut için çok iyi bir sıcaklık olduğunu söylemiş. But sometimes viruses get into the body. Virüsler vücudumuza girer. Bu da bana şu an ne olduğudur. İşte ben şu an tam da böyleyim diyor. Çok da güzel bir bilgi, açıklayıcı bir bilgi vermemiş. Fakat George anlatıyor. When I got home from school yesterday, dün okuldan eve giderken çok ağrılı, çok korkunç bir baş ağrım vardı. Now my temperature, şimdi ateşim 39 derece. I feel very hot and weak, kendimi sıcak ve güçsüz, yani sıcak ve güçsüz hissediyorum. I am also very thirsty, çok da susuyorum. Evet, doğru bilgiyi George veriyor doktora. Okay, night two. Read the question and write D doctor or P patient. Doktor mu söyler bu cümleyi yoksa patient hasta mı söyler? Buna karar vereceğiz. What's the matter? Have you got a fever? Have you got any other pains? Pain, ağrıların var mı? I want to drink some cold orange juice. Is that okay? Soğuk portakal suyu içmek istiyorum, olur mu? What have I got? Neyim var? Evet, kim söyler bunları? Bakalım. What's the matter? Doctor, have you got a fever? Kim sorar? Doctor, have you got any other pains? Diğer ağrılarında var mı? Başka ağrın var mı? Doctor, I want to drink some cold orange juice. Soğuk bir portakal suyu içmek istiyorum. Patient. Öyle bir soruyu hasta sorabilir. What have I got? Evet, başka neyim var? Diye kim sorar? Patient, hastalar sorar. Okay. Read the answers and write doctor or patient, then match them with the question in activity 1. Evet, şimdi buradakileri yaptık ve yukarıdakilerle eşleştireceğiz çocuklar. Şöyle alalım, biraz daha küçültelim. Evet, mesela. What's the matter? Ne demiş? I have a pain in my stomach. Karnımda bir ağrı var. I have a pain in my stomach. Neyin cevabı? What's the matter? Evet. Have you got a fever? Peki bunu kim söyler şimdi? Patient söyler değil mi? Bunu hasta söyler. Evet. Have you got a fever? Ateşin var mı? Ne diyebiliriz? Yes, but it's not too high. I don't worry. Don't worry. It's nothing dangerous. But you have to rest. No, just a stomach ache. You have to drink a lot, but you can't drink anything cold. Evet, şimdi bunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Have you got a fever? Ateşin var mı? Two. Yes, but it's not too high. Evet, ama fazla
değil. Bunu kim söyler? Bunu da patient söyler. Hasta söyler. Okay. Have you got any other pains? Doktor soruyordu değil mi bunu? Bunları doktor soruyordu. Bunları patient. Başka ağrıların var mı? No, just a stomach ache. Hayır, sadece karın ağrım var. Değil mi? Sadece karın ağrım var. Bunu da yine patient söyle. Peki. Four. I want to drink some cold orange juice. İçmek istiyorum. Ne der doktor? Four. You have to drink a lot. İçmelisin. But you can't drink anything cold. Ama soğuk içemezsin. Evet, bunu da kim söyler peki cevap olarak? Doctor. Five. What have I got? Başka neyim var? Don't worry, üzülme. It's nothing dangerous. Tehlikeli bir şeyin yok. But you have to rest. Dinlenmen lazım. Evet, bu da 5. Bunu da kim söyler? Doktor söyler. Evet, 2, 1, 5, 3, 4. Please check your answers first. Patient, patient. Doctor, patient, doctor. Edelim. Look and write a dialogue. Use language from activity 1 or 2, 1 and 2. Şimdi burada bir resim var. Ve bu resme göre yukarıda doktor ve özür dilerim. Doktor ve hastanın kullandığı soru cevaplarla beraber kendimize küçük bir diyalog yazmanızı istiyor. Nasıl bir şey yazabilirsiniz? Bakın, futbol oynamış. Resme bakalım dikkatlice. He played football. Now he have a fever. His mother thinks he should stay at home. Okay. What's the matter? He says, I have a headache. Or I feel hot. I feel hot. I have fever. Okay. Have you got any other pains? Başka ağrıların var mı? Maybe I have a headache. I have a stomach ache gibi. Devam edebilirsiniz. Tamam. Yukarıdakileri kullanarak güzel bir diyalog yazmanızı istiyorum. Evet. Page 93. Bu hafta kitabımızı bitiriyoruz. Yeni konumuza geçmek için. Write the words in three groups. Üç gruba, yukarıdaki kelimeleri üç gruba ayıracağız çocuklar. Bakın. Gruplarımızdan birincisinin ismi health and illness. Sağlık ve hastalıklar. Non-ED verbs and ED verbs. Non-ED verbs bizim irregular, düzensiz fiiller grubu. Bu da regular, düzenli fiiller grubu. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu bir, değil mi? Bakın, stomach ache var. O zaman burası health and illnesses. Evet. To play demiş. Play bizim regular, yani düzenli bir fiilimiz olduğu için burası da, şuraya to, buraya three, burası başına yazın. Regular verbs. Regular kelimeleri, fiillerimizi yazacağız. Three'ye de irregular olanları bulacağız. Hadi bakalım yapalım beraber isterseniz. Smile. It's not a hell and illness, it's regular verb. Smile. Bakın geldi bile. Cough. Neydi cough? Öksürük. Değil mi? Geçen haftalarda görmüştük. Öksürük. Health and illnesses grubuna yazdım. Visit. Regular. Düzenli. Visit. Hatta da yazayım. Visited. Toothache. Diş ağrısı. Yazdım. Toothache bu grupta. Say. Söylemek. Söyledi. Irregular.
Bakın, irregular halini yazacağım buraya. Sad. Feel irregular. Irregular halini yazıyorum yine. Felt. Cold. Soğuk algınlığı, üşümek, evet, cold, hastalık grubuna yazdım. Watch, izlemek, regular, izledi, watched. Bakın hemen ilgisini de getirdim. Ve go, go da irregular'dı. Ne oluyor söyleyin. Went. Evet. Daha düzgün haline de bakalım. Health and illnesses grubu. ED verb yani regular. None yani irregular. Hemen atıyorum bunları. Bakın düzenli haline okuyalım. Health and illnesses. Stomach ache. Cough. Toothache. Cold. ED yani irregular. Düzenli olanlar. Sonuna ED gelenler. Played. Smiled. Visited. Watched. Ve irregular yani yazılışları değişenler have had, say sad, feel felt, go went. Evet bunlar da irregularlarımız. Geçtim. Evet şurada bir etkinliğimiz var. Son aktivitemiz look and draw lines. Okay, beraber yapalım. I play football in the park with my sister. Bakın, resme göre düzenleyeceğiz. Okay. She waking up. No, it's not past. Wake up. No, it's not past. Woke up. Yani irregular. She woke up at 6. At 6 o'clock. This morning. She woke up at 6 o'clock this morning. Look at the picture. They giving me give me positive gave giving positive gave irregular. They gave me a bike. Okay. For my birthday. They gave me a bike for my birthday. Doğum günüm için bana bir bisiklet verdiler. Last one. She feels hissetti. Past yapıyoruz hep. She felt ill. So bunun için she went. Hissetti ve ne yaptı? Doktora gitti. İkisi de past. Bakın önce felt. Hissetti. Kendini hasta hissetti ve went, doktora gitti. İkisi de geçmiş zamanda oldu. She felt ill, so she went to the doctor. Doktora gitti. Okay. Bugünlük bu kadar çocuklar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.